Evet, bu özel röportajın ardından Beşiktaş haberlerini de aktardık. Şimdi gelin siyah beyazlıların gündemini Ogün Şahinoğlu'yla değerlendirelim. Ogün günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi nereden başlayalım? Transferlerden başlayalım istersen. Transfer dönemi bitti. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurdu. Şimdi transferlerden başlayalım dedim ama şöyle başlayalım. Bu transferler yeni Malatyaspor maçında kendilerine nasıl yer bulacaklar? Doğrudan 11 mi bekliyorsun? Sergen Yalçın'ın kafasında nasıl bir kadro planlaması olacak? Önce yeni transferler özelinde konuşalım istersen. Sonra yeni Malatyaspor maçına ayrıca konuşuruz. Tabii beklediğim bir 11'i paylaşayım. En azından şimdilik, yani bu sabah saatleri itibariyle beklediğim 11. Çünkü biliyorsun ki akşam yapılacak idmanın ardından netleşir bazı şeyler. Hatta maç günü ne kaldığı da oluyor. Ben kalede Ersin, savunma arasında Rose, stoper tandeminde Vida ve Wellington, sol bekte Rıdvan. Önlerinde Josef'i bekliyorum her zamanki gibi. Buraya kadar bir herhangi bir muallak durum yok gibi. Orta sahanın merkezinde bir soru işareti vardı ki Salih Uçan'ın kırmızı kart cezası var. Alex Teixeira bildiğiniz üzere bir sakatlık yaşamıştı kısa süreli. Çalışmalara başladı ancak Malatya maçında riske edilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü sonrasında Dortmund'la oynanacak önemli bir mücadele var Şampiyonlar Ligi'nde. Alex'in oraya saklanacağını, Malatya maçında oynayacaksa da yedek kulübesinden oyuna girmesini bekliyorum. Orta sahada Josef'in önünde ben Pjanić ve Can Bozdoğan ikilisini bekliyorum. Solda Larin, sağda Gezal, ileride de Mişi Başuay'ı. Neden Pjanić ve Can dediğime geleceğiz. Tabii ki bunu mutlaka soracaksın Can'la Evet. ilgili ya da Pjanić'le ilgili. Pjanić şöyle ki Atiba da bildiğiniz üzere milli takıma gitti. Kanada milli takımında forma giydi. Atiba'nın oynadığı maçlar için yaptığı seyahat çok uzun. Bugün takıma katılacak. Ben Atiba'nın bu maçta yani dinlendirilebileceğini düşünüyorum. Çünkü milli maç temposunda o da yoğun bir süreç yaşadı ki onun kat ettiği mesafe daha fazlaydı bunun için. Dolayısıyla Atiba yerine ben Pjanić için 11'de oynamasını bekliyorum. Yani ilk 11'de oynamasını bu haftaki mücadelede. Ve yanında da Can Bozdoğan. Yani Can'la ilgili biliyorsunuz ki hani üçüncü yerli olarak Can Bozdoğan. Can'la ilgili Sergen Hoca'nın açıklamaları olmuştu. Henüz Beşiktaş'a geleli kısa bir süre oldu ama Sergen Hoca bir önceki röportajında şöyle bir şey söylemişti. Yani iyi futbolcu gibi görünüyor ama önce bir antrenmanda göreceğiz demişti tabii. Durumuna bakacağız. Aradan geçen yaklaşık 2 haftalık sürecin sonunda Sergen Hoca Can'la ilgili o kadar olumlu cümleler sarf etti ki demek ki 2 haftada 20 yaşında genç bir oyuncu olarak Sergen Hoca'yı etkileyebildi. Ve 11'e göz kırptı diyoruz biz hocanın bu açıklamalarından. Çünkü orada oynatabileceğiniz işte Oğuzhan Özyakup var, bir de Can Bozdoğan var. Ama ben sol içte sol ayaklı Can'ın oynayacağını, sağ içte de Miralem Pjanić için oynayacağını düşünüyorum. Can'la ilgili aldığımız bilgiler fizik kapasitesinin üst düzeyde olduğu, güçlü bir futbolcu olduğu, ayağına da hakim, sürpriz şutlar çıkarabiliyor. İdman performansları da gerçekten üst düzeydeymiş. Küçük bir anekdot verelim Can'la ilgili. Şöyle Beşiktaş biliyorsunuz satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladı Can'ı. Can'ın biz 2,5 milyon euroya yakın bir maddesi olduğunu ilk etapta düşünüyorduk ki çünkü Schalke'nin istediği rakamlar bunlardı. Ancak hani eğer ki Can Bozdan bu sezon iyi bir performans ortaya koyarsa Beşiktaş 2,5 değil daha uygun bir rakama Can'ın bonservisini alabilecek. Bu rakam bunun 2,5'un aşağısında. Bunu söyleyebiliriz. Peki, Beşiktaş evet. güzel bir yatırım yapmış oldu. Peki, Can Bozdoğan detayı önemliydi ilk 11'de. Şimdi yeni Malatyaspor maçını değerlendirmeye devam edecek olursak Beşiktaş henüz ligde gol yemedi. Bu da çok önemli tabii ki siyah beyazlılar açısından. Yeni Malatyaspor da kadrosunu güçlendirdi, takviyeler yaptı. Bu noktada sen mücadelenin nasıl geçmesini beklersin? Şimdi senin de dediğin gibi Beşiktaş hiç gol yemedi. Yani bu kısmı çok önemli Beşiktaş adına.
Çünkü geçtiğimiz sezonun başlangıcında Beşiktaş'ın problemi tamamen savunmadaydı. Bu sezon savunmada hiçbir problem olmadığını gösterdi. Ligin ilk 3 haftalık hücum performansı olarak da baktığım zaman Çaykur Rizespor maçı, açılış maçı çok iyi bir hücum performansı vardı Beşiktaş'ın. Gaziantep maçında hücumda ne yazık ki istenilenler ortaya konulamadı. Son oynanan mücadelede ise hani Alex Teixeira'nın golüyle kazanmış olabilir Beşiktaş ama birçok pozisyona girdiği bir müsabaka ortaya koymuştu ki orada yeni transferlerin de ilk maçının olması, hani uyum aşaması olması bir etkendi. Beşiktaş hücumda vitesi arttırmaya başladıkça ki yani Pjanić transferi de bunun için çok önemli. Sonuçta belki hani Alex yok diyoruz ama Pjanić var diyoruz bu sefer. Beşiktaş'ın alternatif bir kadrosu gerçekten baktığım zaman bu sezon Sergen Hoca'nın da elinin ne kadar bollaştığını gösteriyor transfer sezonunun ardından Beşiktaş'ın kadrosu. Şimdi Pjanić ve Can Bozdağ'ın ortaya koyacak performanslar da önemli. Şubat gollerine başlaması durumu da öyle ki bir önceki mücadelede çok fazla gol fırsatı yakalamıştı. Ben hücumda zaten iyi bir Beşiktaş vardı. Geçtiğimiz sezon hücumda iyi bir Beşiktaş vardı. Evet. O vitesi biraz daha arttırdığı takdirde savunmadaki performansını hücuma taşırsa geçtiğimiz sezonki o tempolu oyununu yakaladığı sürece kendi sahasında çok zorlanacak Beşiktaş olacağını düşünmüyorum. O gün son bir dakikam, hemen senin haberini sormak istiyorum. Lens ve Laiç ile alakalı. Özellikle Lens'in istediği son model araba isteği vesaire, bu son dakika karar değiştirmeleri, gerçekten bu oyuncular ne amaçlıyor acaba? Evet, Beşiktaş yönetimi de ne amaçladıklarını gerçekten bilmiyor. Şöyle bir hayal kırıklığı oldu. Beşiktaş Adem'le işte sözleşme fesi için anlaştı. Bakın, mesela Adem Laiç'le ve menajerle sözleşme fesi için anlaştı. Bunu Beşiktaş yönetimi söylüyor. Benim sağdan soldan duyduğum haberler değil bunlar. Beşiktaş yönetimi biz anlaştık Adem Laiç'le ve hatta menajeriyle. Evet. Sözleşme evrakları, fesih evraklarını hazırladık. Resmi evrakları hazırladık. Kendisine imzalaması için gönderdik dedi. Ertesi sabah Çok bu sözleşme hızlıca özetlemeni rica edeceğim o gün. Ertesi sabah bu sözleşme fesihinin Adem Reis tarafından imzalanması bekleniyordu ki Adem Reis kararından döndü ve ben anlaşmadan vazgeçtim imzalamıyorum dedi. Takımda kaldı. Lens ise sözleşme fesih görüşmelerinde maaş isteği yetmiyormuş gibi bir de lüks bir jip istedi takıma tahsis edilenlerden. Bunu direkt olarak kendisine verilmesini istedi. Dolayısıyla böyle bir dünya yok. Beşiktaş yönetimi ikisini de gönderememiş oldu. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacak gibiler eğer Ocak'ta da ayrılmazsa. Beşiktaş Peki. taraftarı da camiası da iple çekiyor sezon sonunun gelmesini. O gün çok çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Dün akşama gidiyoruz. Futbol Meydanı programından öne çıkan başlıklarla devam edeceğiz. Saat başında buradayız.